Bir hastanede teknisyen olarak çalışıyordu. İstifa etti, kahvehane açtı. Buraya kadar her şey normal. Ancak kahvehanede çayla birlikte sahte çürük raporu sattı. Arkadaşımız Devrim Tosunoğlu, askere gitmemek için ellerinden geleni yapan o çürük gençlerin ifadelerine ulaştı. Sahte belgelerle engelli raporu düzenliyor, bu yolla askerlikten kaçırıyorlardı. Sahte engelli raporu çetesinin yaptıklarını teknik takip ortaya çıkardı. Bir kar yağar ince ince. Komandonun halini de. Bir operasyon var bu gece. Hastanede teknisyendi, istifa etti. Önce kahvehane açtı. Kurduğu sahte rapor şebekesini burada çay satarak yönetti. Yeri geldi başhekim, yeri geldi hastane sahibi oldu. Sahte engelli raporu düzenleyen çetenin başındaki isim ise Adnan Y. Diğer adıyla Bipolar Adnan'dı. Adnan Y. hastane teknikeri görevinden istifa etti. Bu gördüğünüz kıraathaneyi işletmeye başladı. Adnan Y. burada sadece kıraathaneyi işletmiyordu. Vatanı görevini yapmak istemeyen, askerlikten kaçmak için çürük raporu ihtiyacı olan Adnan Y.'ye geliyordu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sahte evrak düzenleyen şebekelerin nasıl engelli rapor aldıklarını gözler önüne serdi. On bin engelli raporu tek tek incelendi. 4960 raporun incelenmesine de devam ediliyor. Mali polisin dikkatini askerliğe elverişsiz raporlarının arasındaki bazı epikriz belgeleri çekti. O raporlar şüpheliydi. Erenköy ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan epikriz raporlar için polis doktorlarla irtibata geçti. Raporlardaki isimler ne hastanede tedavi görmüştü ne de bir kayıtları vardı. Sahtecilik şebekesi Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin isimlerinde kullanmışlar. Burada tedavi görmüş gibi, bipolar rahatsızlığı varmış gibi epikriz raporları hazırlandı. Bu raporların tamamen sahte. Bu hastalar hiçbir şekilde bu hastanelere uğramamışlar. Eldeki epikriz raporlarına göre 37 kişi bipolar bozukluğu gösteriyordu. İncelemeler sonrasında bir isim öne çıktı. O kişi Adnan Y. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Adnan Y. askerlikten kaçmak isteyen sahtekarların yolunu tuttuğu kişi olmuştu. Bir yandan çay satıyor, diğer yandan sahte rapor hazırlıyordu. Polis Adnan Y.'nin adresine Sultanbeyli'de bir kahvehanede ulaştı. Kıraathanede bir yandan çay satarken diğer yandan sahte belgeler hazırlıyordu. Sahte raporlar için 5000 lirayla 15 bin lira arasında değişen fiyatlar alıyordu. Çürük raporu için hazırlanan sahte epikriz raporları başka hastaneye giderek gerçek askerliğe elverişsiz raporlarına dönüştürüldü. Sahte belgelerle engelli raporu düzenliyor, bu yolla askerlikten kaçırıyorlardı. Sahte engelli raporu çetesinin yaptıklarını teknik takip ortaya çıkardı.
Mali polis Adnan Y'nin oyununu bozdu. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik şebekesine yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Aralarında şebeke lideri Adnan Y'nin de bulunduğu 37 kişi sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda Adnan Y ile birlikte 21'i asker kaçağı, 37 kişi gözaltına alındı. Kahvehanede yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ortaya çıktı. Ele geçirilen sahte belgelerde yer alan isimler ifade verdi. İşte o ifadeler. Abdullah Ö. Yeni iş yeri açmıştım. Bakıma muhtaç annem vardı. Üniversite sınavına hazırlanıyordum. 14.500 lira para verdim. Ben hiç Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gitmedim. Ali K. Dosyaya sunulan epikriz raporundan haberim yok. Aslan Y. Ben belgeyi hastaneden aldım. Vermişlerse onlar sahte vermişlerdir. Doğan A. Aileme bakmak için bu işe girdim. Belgenin sahte olduğunu bilmiyordum. 5.000 lira verdim. Doğan K. Psikolojik rahatsızlığım vardı. Bunu kullanarak askere gitmek istemedim. Adnan Y'yi bir arkadaşım tanıştırdı. Ekrem Y. Ben uyuşturucu bağımlısı olduğum için bana rahat madde bağımlılığından çürük raporu alabileceğimi söyledi. 10.000 lira verdim. İsa A. Bana Kartal Devlet Hastanesi'nde sağlık kurulunda olduğunu söyledi. Askerlik konusunda yardımcı olacağını söyledi. Adnan Y. bipolar bozukluğu için hazırladığı epikriz raporları verdiği kişilere yol da göstermişti. Muayene için gideceklere doktora bugün hava tam intihar havası deyin diyerek akıl veriyordu. Adnan Y.'nin bazı kişileri de sahte raporlarla emekli ettiği belirlendi. Sahte raporlarla emekli olan kişiler devleti 4 milyon lira zarara uğrattı. Bize 0542 778 10 10 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz.